Forex Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Gürzem Yılmaz. Bugün Tercihler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş bizimle. Ekin'e hoş geldin diyelim hemen. Süremiz biraz kısıtlı tabii, işte OECD toplantıları devam ediyor, detayları dinledik ama Ekin, istersen piyasanın odağında olan şu an için en azından Çin'le başlayalım. Bu sabah Çin büyümesini karşıladık. Hafta boyunca Çin'den datalar da geldi. Hem Çin hem de genel Asya piyasalarını belki biraz işin içine Japonya'yı borcuda katarak nasıl yorumluyorsun? İyi veriler geldi genel anlamda, onu söyleyebilirim. Büyüme tarafında da aynı şekilde. Bu da baktığımızda aslında Çin bundan önce işte %10 büyüme oranlarıyla ihracat yaptığı ülkeleri de sırtlayıp bu şekilde büyümeye çalışan bir ülkeydi. Şimdi yavaş yavaş büyüme oranını aşağı çekerek ihracattan daha çok iç tüketime kaydıran büyümeyi bir politika izliyor. Bunda başarılı oluyor diyebilirim. Yani bu büyümenin geri çekilmesi aslında tamamen bir model değişikliğinden kaynaklanıyor. Tabii ki küresel daralma vesairenin de etkisi var ama burada Çin'deki büyümedeki gerileme en fazla tabii ki işte Asya ekonomilerini, Latin Amerika ekonomilerini vesaire etkileyecek ama piyasa biraz artık şunu kanıksa diğer Çin geriliyor. %6,5-7 bandı makul. %6,7 gelen büyüme oranına çok hatta hafif iyimser bir tepki bile veriyor. Dolayısıyla Çin tarafı şu an için hala daha birazcık durulmuş bir su. Ancak petrol fiyatları gerilemeye başladı. Şirket kârlılıkları düşmeye başladı. Tahvil tarafında bir yığılma var. Bu tarafın bu kadar sakin gideceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Çin hikayesi, biz bu yıl Ocak'ta Çin hikayesiyle başladık. Halen daha biraz gündemimizde değil ama Eylül ayı itibariyle bir miktar daha o taraf alevlenebilir. Ama genel anlamda oluşturdukları politika dahilinde gittiklerini görüyoruz. Dediğim gibi birazcık %10'lardan gerileyen bir büyüme oranı istiyorlardı. Birazcık daha biz iç tüketimle büyüyelim, artık çok fazla ihracata dayalı olmayalım diyorlardı. Bunu bir nebze başarıyorlar. Ama tabii ki %6,7 Çin gibi bir ekonomi için yeterli bir büyüme tabii ki değil. Yani Çin. O yüzden ama şimdilik piyasanın tepkisi çok da olumsuz değil. Peki şimdi borç tarafına da isterseniz bakalım. Çünkü orada yani bu Ben Bernanke ile beraber helikopter para hikayesi çok gündemimize geldi. Sonrasında hemen yalanladılar ama öyle ya da böyle Temmuz'un sonunu bekliyoruz. Nasıl, ne kadarlık bir paket olacak? Hangi durumlarla dağıtılacak? Senin öngörün nedir? Nasıl bir paket beklersin? Ve o paketin etkinliği sence bir, Japon ekonomisinde gözlemlenebilecek mi? Yararlı olacak mı? İki de yen tarafı için, Japon yeni, dolar Japon yeni için çok fazla agresif revizyonlar var. Yani 90'ları telaffuz eden de var. 120'yi de onunla ilgili ne düşünüyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim Güzel. Japonya Merkez Bankası'nın bilançosu ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yani gayri safi iç hasılanın %60'ını geçmiş durumda. Dolayısıyla tamam, devam edecek ek paketler, ek faiz hamleleri vesaire ama bu nereye kadar gidecek? Bu çok önemli bir soru. Hani piyasalar şey diyor ya, Japonya Merkez Bankası genişlemeye devam edecek. Oh tamam, para atmaya devam edecek ama bu aslında çok da rahat sürdürülebilecek bir şey değil. Bu Temmuz ayındaki toplantısında da faizi bir miktar daha negatife çekmesi ve ondan sonra da işte ETF alımlarına vesaire yoğunlaşması bekleniyor ama gene beklentileri karşılayamazsa, çünkü Japonya Merkez Bankası biliyorsun çok sağ gösterip sol vurmayı seven bir banka. Aynı Avrupa Merkez Bankası gibi hareket alanı çok sınırlı, manevra alanı çok dar. Dolayısıyla böyle konuşup piyasayı buna hazırlayıp tepkisiz kalması durumunda da ben çok şaşırmam. Çünkü dediğim gibi evet bir şeyler yapması lazım ama bilançosu çok ciddi boyutlara ulaştı. Bir de şöyle bir durum var. Yani Japonya 30 yıldır deflasyonla mücadele ediyor. Fiyatlarda sürekli bir düşüş var. Fiyatlardaki sürekli düşüşü gören hane halkı harcamalarını erteliyor. Orada bir kısır döngü oluşuyor. O yüzden oradaki yapıyla, çok para saçmayla bir yere kadar tutulabilir. Ancak çok daha yapısal çözümler gerekiyor. O yüzden dediğim gibi hani yen konusunda da şunu söyleyeyim. Bu kadar sıkıntıların olduğu bir dönemde güvenli liman alımları mutlaka geliyor yine, hem yene hem altına. Dolayısıyla Japonya Merkez Bankası özellikle piyasayı tatmin edemezse genişleme açısından yan birazcık daha güçlü kalabilir. Dolayısıyla yani 100'ün altı ihtimali hala masada. Masada evet. Peki şimdi İngiltere tarafına da gelelim istersen. Brexit'i tabii ki konuşmayı sürdürüyoruz ama beklenildiği kadar kötü olmadı mı sence Brexit'in sonuçları? Önce onu sorayım. Yoksa bu sadece bir ara dönem, bir düzeltme hareketi, tekrardan İngiltere için kusursuz fırtına devam edecek mi dersin? Şimdi Brexit sanıldığı kadar kötü olmadı demek için inan o kadar erken ki insanların bu iyimserliğe kapılmasının temel sebebi İngiliz politikasının çok hızlı ilerlemesi. Bu İngiliz siyasetinin bir özelliğidir. Hemen böyle de depremden sonra, böyle bir kargaşadan sonra hemen şey değiştiriyorlar, kadroyu değiştiriyorlar. İşte
Thatcher'ı da öyle göndermişlerdi. Böyle hemen Cameron istifa etti, May geldi vesaire. İnsanların kafasında şöyle bir şey oluştu. Ha tamam, bu iş geçmiş, bu adamlar toparlıyor, öyle bir şey yok. Yani bizim bunu söyleyebilmemiz için daha çok çok erken. Bir kere Boris Johnson Dışişleri Bakanı oldu. Bunun etkilerini bir göreceğiz. Hakikaten orada siyasi taraftaki olaylar da bizi etkileyecek. Bu kadar siyasi üsluba önem veren bir halkın biraz ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle ünlü bir Dışişleri Bakanı olması bize neleri getirecek, bunu görüyor olacağız. Brexit Bakanlığına Dennis David miydi? Öyle bir isim, tam ismini hatırlayamıyorum. Öyle birisi atandı. O çok iyi politikalar üreten, daha böyle disiplinli bir profil çizen bir adam. O tarafı iyi götürebilir ama henüz daha çok çok yeni. Bunun Avrupa'yla olan müzakerelerini takip edeceğiz. İngiliz halkı bile henüz daha bunu bilmiyor. Bu bize ne getirecek? Bundan daha çok bilinmezler. Kısa vadeli etkileri geçti. O işte hükümet değişti, Cameron istifa etti vesaire ama uzun vadeli etkilerini görmek için çok çok erken. Bu bir süreç, bir kapı aralandı bize güzel ve bunu hep birlikte görüp izliyor olacağız. Türkiye bundan, biz de bir sürü işte hesaplama yapıyoruz, raporlar çıkarıyoruz, büyümeye şu kadar etkisi olur, ihracatı etkisi, ama bunlar tamamen bulanık bir suda, aynen öyle. Daha gri bir hep sürekli bunlar revize olacak, o yüzden daha çok erken bence Brexit sandığımız kadar hafif geçmeyecek. Peki Carney, daha doğrusu Carney demeyelim, İngiltere Merkez Bankası. Genel olarak onlar da mı hafife aldı Brexit'i de Ağustos ayına ötelediler bu faiz indirimini ve yerinde bir karar mıydı sence faizi indirmemeleri? Şöyle söyleyeyim, pound bu kadar değer kaybederken piyasaya bence şu mesajı vermek istediler. Yani burada faiz indirilmemesi sonrası biliyorsunuz zaten bir coşku, bir bahar havası vardı. Bu arttı, endekslerde yükseliş devam etti. İşte piyasa tamam iyi, sıkıntı yokmuş. Belki bu algıyı bir miktar daha sürdürmek için yapmış olabilirler ama kısa vadede kaçacak yerleri yok. Yani Carney zaten Brexit hemen sonrasında Temmuz ve Ağustos'u telaffuz etti. Yani ekonomiyi desteklemek için daha genişlemeci. Aynen öyle. Temmuz'da bunun birazcık şimdi ayarını verdi. Ağustos'ta gelecek. Bir de şu ifadesi var İngiltere Merkez Bankası'nın. Biz Brexit sonrası hiçbir data görmedik diyorlar. Yani Brexit oldu ama çok haklılar. Yani dur bakalım, belki bu bizi nasıl etkileyecek? Belki sandığımız kadar kötü etkilemedi. Belki tam tersi, İngiltere Avrupa bağından kurtuldu. Artık sterlin çok daha iyi. İngiltere ürünleri çok daha yatırım yapılabilir deyip belki oraya para akışı olacak. Bunu bilmiyoruz ki. Yani yatırım algısını. Mali ve para politikaların biraz daha öngörebilir olmasını mı bekliyorlar sence? Muhtemelen aynen öyle. Muhtemelen öyle. Bir de Carney faizleri indirecek ama piyasanın neyi seçeceği önemli. Eyvah, İngiltere çatır diyor, Avrupa çatır diyor deyip kaçmaya devam mı edecek tahvillere, yoksa İngiltere şu ayak bağından kurtuldu, artık biz İngiltere'ye taşınabiliriz parasal anlamda mı diyecek. O yüzden bunları bekliyor. Bence yerinde bir hamleydi ama Ağustos'ta bir hamle gelecek büyük ihtimalle. Şimdi son 2-3 dakikamız aslında hem Merkez Bankası'nın hem enflasyonu sığdırmak istiyorum Amerika tarafını. Bugün gelecek hem 12'de birazdan açıklanacak işte yarım saat sonra. Evet. Hem de 3.5'taki enflasyon verileri piyasada bir çok oynaklık yaratır mı sence Ekim? Çok kısaca bir görüşünü alayım. Yaratır, çünkü piyasa şu anda piyasa bu haftanın başında dedi ki İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası parasal genişleyecek, devam edecek. O para akmaya devam edecek. Çok güzel dedi. Hisse senetlerini aldı. İngiltere Merkez Bankası faiz indirmedi. Tamam sıkıntı yokmuş dedi. Daha fazla aldı. Yani şu anda yalancı bir bahar var ve bu baharın altı dolu değil. Tahvillerde ciddi bir birikme var dediğim gibi. Fed nasılsa 2017'ye kadar hiçbir şey yapamayacak diyor. Ama piyasaların istediği şey ekonomiler iyi gitsin ama Fed de faiz arttırmasın. Bu iki algıdan biri bozulduğu zaman işte o zaman piyasalarda hareket olur. Bu Fed tarafındaki algıyı bozabilecek yegane şey de bugün gelecek olan veriler. Perakende satışlar çok çok önemli. Son zamanlarda ciddi bir düşüş eğilimi vardı. Birkaç aydır toparlanıyor. Amerikan ekonomisindeki talebe yönelik en önemli verilerden bir tanesi. O önemli olacak. Aynen öyle. Enflasyon zaten Fed'in sürekli zikrettiği, parasal gelişmenin artık tamamen bağlı olduğu neredeyse faiz politikasından affedersin. Bir veri. Dolayısıyla bugünkü veriler çok önemli. Olur da iyi veriler gelirse piyasadaki şu an bu güler yüzler, mutluluk biraz bitebilir ve haftayı endeksler vesaire birazcık satıcılık kapatabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi %1.1 Amerika'dan, Avrupa'dan da %0.1'lik bir enflasyon datası gelecek. Ayrıca perakende satışlar dediğin gibi çok önemli. Olumlu veriler gelirse daha şahin belki bir FED görebiliriz. Biraz baskı yaratabilir dedin. Son birkaç cümleyi de istersen Merkez Bankası'na ayırıp kapatalım. Çünkü önümüzdeki hafta faiz kararı var. Evet. Ona ilişkin öngörülerin ve kur üzerindeki olası etkisi. Tabii biz 50 bas puanlık faiz indirimi
bekliyoruz. Yani faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta da dediğim gibi beklentimiz 50 bas puanlık bir indirim gelmesi yönünde. Ancak burada enflasyon tarafındaki açılan manevra alanı daralacak. Çünkü Ekim ayında ciddi bir baz etkisi var. Çekirdek biraz aşağı gelmesini bekliyoruz. %8'lere doğru ama manşet tarafta bir yükseliş başlayacak. Dolayısıyla bu yılın başından bu yana datalarda gözlemlenen bu baz etkisi ve gıda fiyatlarından gözlemlenen bu rahatlama açık etkisini yitiriyor. O yüzden piyasa üzerinde belki önümüzdeki özellikle kur için mesela. Kesinlikle. Hı-hı. Belki önümüzdeki hafta da çok ciddi aman aman bir yükseliş olmaz faiz indirimiyle birlikte çünkü kanıksadık. Ama ne zaman Merkez Bankası'nın hamle alanı kısıtlanacak o da biraz Eylül sonrası dönem işte o zaman birazcık daha faiz indirimleri kurlar üzerinde baskı yapmaya başlayacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ekin sana. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetimi Ekin Akbaş'ı ağırladık Forex Dünyası'nda. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Focus programı